Çünkü Resullük ve Nebilik yani şeriat kurmak keyfiyeti sona ermiştir. Velilik ise asla nihayete ermez. Kitap ile gönderilen peygamberler aynı zamanda velilerden olduklarından bahsettiğimiz ilmi ancak Hatem-i Evliya ışığından alırlar. Yani o velayetinden alırlar. Burayı iyi anlayalım. Hatem-i Evliya, o evliya velilik mühründen alırlar. Şu hale göre onlardan aşağı mertebede bulunan veliler nasıl olur da bu ilmi kaynaktan almazlar? İşte bu veliler bu ilmi kaynağından alırlar. Bu mertebeye ulaşmış veliler. Tabi burada veliler derken yüksek mertebeye ulaşan veliliği kastediyor burada. Yoksa veliliğin de mertebeleri var. Veliliğin yani Evliyaullah'ın da mertebeleri var. Bakın Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri Fütuhat'ta diyor ki Allah-u Teala bana oluşun, yaratılışın ilk başlangıcı anından itibaren bütün hadiseyi detayıyla keşfimde gösterdi. Açtı. Hepsini gördüm. Ve bütün bunları gördükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin imana daveti üzere imana döndüm diyor. İşte burada kastettiği yer burası. Veli aynı bu hakikati, bu oluşu kaynağından Allah'tan alır. Bu Allah'tan almakla birlikte ne dedi İbn Arabi Hazretleri? Bu görüşü, bu her şeyin oluşunu, ilk oluşu bana Allah keşfimde göstermesine rağmen peygamberi devre dışı bırakmıyor. Sonra Resulullah Efendimizin imana daveti üzere imana döndüm diyor. Çünkü iman neydi iman? Gelen habere inanmak. Bu gelen haberi kim getirdi? Peygamber Efendimiz getirdi. Yani burada bir edepsizlik etme durumu söz konusu değil. Peygamberi devre dışı bırakma söz konusu değil. Allah-u Teala keşfinde bu hakikati gösterse bile peygamber bizi imana davet ettiği için peygamberin davetine uydum. Çünkü peygamberin davetine uyan kişi iki sevap kazanır. Bir, Allah'ın emrine uyma sevabı kazanır. İki, peygamberin çağrısına uyma sevabı kazanır. Eğer peygamberin çağrısına uymayı ekarde ederse tek sevap kazanır. İbn Arabi Hazretleri bütün bu hususta diyor ki yaptığınız bütün ibadetlerde şu hakikati sakın gözden kaçırmayın. İbadet ederken bu emrin Allah'ın emri olduğunu düşünün. Bir, bu sevabı alın. İki, Allah'ın bu emrini sana peygamber getirdi. Dolayısıyla peygamber getirdiği için peygamberin sözüne uyuyorum düşüncesini de aklınızda tutun. İkinci sevabı da kapın diyor. Bakın çok hassas bir şey burası. Beş vakit namaz. Allah'ın emri diyoruz. Farz. Evet bunu derken Allah'ın emri ama peygamber beş vakit namazı bize Allah'ın emrini o getirdiği için aynı zamanda ben peygamberin de emrine uyuyorum diye Allahu Ekber deyip namaza durursak işte iki sevabı kazanıyoruz. Sadece namaz değil, yaptığın bütün ibadetlerde, bütün güzel amellerde bu güzel ameli, bu güzel ahlakı peygamberin ahlakıydı, peygamberin ameliydi, o bize yapmamızı tavsiye etti dediğin zaman iki sevabı birden alıyorsun, bonus. Bunu hiç unutmayalım bakın. Bütün ibadetlerde her bu ibadeti yaparken Allah'ın emrini ve peygambere uymayı, onun emrine uymayı yerine getiriyorum Allah'ım derseniz ikisini birden iki ayrı sevabı kazanmış olursunuz. Tek Allah'ın emrini düşünerek yaparsanız peygambere uymanın sevabından eksik kalırsınız. Bunu da Fütuhat'ta anlatıyor. Fütuhat okumanın ne kadar gerekli olduğunu, füsüs okumadan önce gerekli olduğunu defalarca yeri geldikçe habire yapıştıracağım. Her ne kadar Hatem-i Evliya hükümde son peygamberin şeriatine bağlı ise de bu onun mertebesine eksiklik vermez. Evet. Hatem-i Evliya hükümde son peygamberin şeriatına bağlı ise de bu onun mertebesine eksiklik vermez. Bizim gittiğimiz yola da aykırı değildir. Bu itibarla Hatem-i Evliya olan zat bir cihetten yüksek, bir cihetten geri sayılır. İşte yani bir cihetten yüksek, yüksek olmasının sebebi veli olması itibarıyla bir cihetten geri sayılır. İşte peygamberin şeriatına uymuş olması itibariyle de uyan konumunda olduğu için de
geri saymış oluyor. Geride durmuş yani. Geri sayılır derken geride duran. Çünkü önünde imam var. Ona uyuyor. Bizim şeriatımızın zahirine göre Hazreti Ömer'in Bedir gazvesi esirlerine hükmetmekle gösterdiği manevi fazilet ve hurma ağacının aşılanması olayında bizim zannımızı kuvvetlendiren şey zahir oldu. Evet, bu Bedir gazvesinde 70 kadar esir alınmıştı. Bunlara ne yapılacağı meşveret edilirken, konuşulurken Hazreti Ömer bunların hain birer Müslüman düşmanı olmaları dolayısıyla öldürülmelerini istedi. Hazreti Ebu Bekir ise fidye alınarak serbest bırakılmalarına rey verdi. O kanaati kullandı. Fidye alalım, para, serbest bırakalım dedi Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Peygamber bu ikinci fikri tercih etti. Yani Hazreti Ebu Bekir'in fikrini tercih etti. Fakat sonra nazil olan bir ayetle itaba uğradı. İkaz edildi. Burada Hazreti Ömer'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir sözü var. Benden sonra Nebi gelecek olsa idi Ömer olurdu diyor. Çünkü Hazreti Ömer'in nübüvvet kanalından bir payı var, akışı var. Yani bir olay, bir hadise karşısında yapılması gereken bir davranışı Allah'ın o konudaki iradesiyle örtüşüyor. Onu Hazreti Ömer'in kalbine Allah onu ilka ediyor. Feraset sahibi... Sadece feraset değil burası. Değil. Her feraset sahibi bunu göremez. Evet. Tabii ki feraset sahibi de Hazreti Ömer ama bu sadece ferasetle sınırlı değil. O alt kümesi kalır. Tabii alt kümesi kalır. Resul demiyor, Nebi diyor gelecek olsaydı. Nebi, tabii Nebi gelecek olsaydı diyor. Burada yani Hazreti Ömer'in fütuhatta geçiyor 3 ya da 4 zannediyorum. 4 yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itirazı var. Ve her dört yerdeki itirazda da Resulullah Efendimiz demiyor ki ya Ömer sen kim oluyorsun? Ben peygamberim. Bu şekilde yapılacak demiyor. O itirazında diyor ki ya Ömer o zaman bu hususta Allah'tan bize gelecek haberi bekleyelim. Allah ne diyecek ona göre hareket edelim. Ve Hazreti Ömer'in itiraz ettiği konuda böyle olması gerekir dediği konuda Allah'tan gelen ayet Hazreti Ömer'i tasdik ediyor. Hazreti Ömer'in dediği şekilde Allah-u Teala öyle yapılmasını emrediyor. İşte onun için diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz benden sonra Nebi gelecek olsaydı Ömer olurdu. Burada tabii çok hikmetler var. Burada bir Hazreti Ömer'in nübüvvetten payı, nebilikten kalbine ilka olan durumunun bir payı olduğu hakikati anlaşılmakla birlikte bakın istişare konusunda Allah Resulüne istişare et diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yani ben sizin başınızda peygamberim. Benim dediğim gibi olacak deyip hiçbir zaman böyle bir diretmeye girmemiş. Bu hususlarda muğlak olan konuda Allah-u Teala'dan gelecek habere göre bir net haber yoksa o zaman istişaresini yapıp ona göre hareket etmiş. Burada da Hazreti Ömer'in esirler konusunda da öldürülmesi gerektiğini reyini kullandı. Biliyorsunuz Hazreti Ömer sert mizaçlı biriydi aynı zamanda da. Hurmaların aşılanması bahsine gelince Araplar buna lüzum olup olmadığını Hazreti Peygamber'den sordular. Buna lüzum olmadığını zannederim buyurdu. Yani aşılamasanız da hurmalar ağaç hurma verir deyince Resulullah Efendimiz o sene kimse aşılamadı. Ama ondan sonra hurma düştü. Çok az hurma aldı bahçelerinden sahabe. O zaman da koştular Resulullah Efendimiz'e. Ya Resulullah sen böyle böyle dedin biz aşılamadık. Çok az hurma aldık. Atıyorum 50 çuval hurma alıyorsa adam bahçesinden 10 çuval hurma aldı. O zaman da o sene hurma olmadı doğru düzgün. Peygamber zannında yanıldığını anlayarak siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz buyurmak suretiyle ashabın bu gibi işlerindeki bilgisinin üstünlüğünü kabul etti. Siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. O zaman öyle yapın dedi Resulullah Efendimiz. Madem aşılanması gerekiyordu öyle yapın dedi. Burada bir kamilin her konuda her an mutlak kemalat üzere olması şartı olmadığını da anlıyoruz. Oysa ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanların, bırakın insanların mahlukatın en kamili. Değil mi? Ama hurma meselesinde, dünyalık meselede ben
dünya işlerini siz benden daha iyi bilirsiniz. Bildiğiniz gibi yapın buyurdu. O zaman bir kamilin, bu sonuçta çıkıyor. Kamilin, bunu al ölçüyü, mürşidi kamile de vur. Her şeyi mutlak bu dünya ile alakalı mevzularda kamilen bilmesi gibi bir şey beklenemez. Evet, Hazreti Ömer'in Bedir gazvesi eserlerine hükmetmekle gösterdiği manevi fazilet ve hurma ağacının aşılanması olayında bizim zannımızı kuvvetlendiren şey zahir oldu. Şu halde kamil için her şeyde ve her mertebede üstünlük lazım gelmez. Allah velilerinin nazarı ancak ilahi irfan mertebesindeki yüceliğedir. Onlar ancak oraya nazar ederler. Allah'a dair bilgilerde onlar kamildir. Onların istediği de oradadır. Alemdeki hadiselere gelince onların hatıralarının bu hadiselerle ilgisi yoktur. Bu hale göre de bizim söylediğimiz gerçekleşti. Bir vakitte Peygamber Efendimiz'e nebilik tuğladan yapılmış bir duvar şeklinde temsil olundu. O duvarda ancak bir tuğla eksik idi. Hazreti Peygamber de bu son tuğla oldu. Şu kadar ki Allah Resulü'nün buyurduğu gibi o ancak eksik olan bu tuğladan başkasını görmedi. Hatemi Evliya'ya gelince onun için de bu rüya sahihtir. Binaenaleyh o da Hazreti Peygamber'e temsil olunan şeyi görür. Hatta o duvarda iki tuğla yerini görür ki, evet bir Resulullah Efendimiz'in rüyasını anlattı. Şimdi dedi Hatemi Evliya'nın rüyasına gelince o iki tuğla görür ki, hatta o duvarda iki tuğla yerini görür ki bunların biri altın, biri gümüştendir. Evet burada aynı zamanda batini manada altın ve gümüşten gördüğü tuğlayı eksik olanı, işte biri velilik altın olan ve gümüş olanı, biri nübüvvet, bir tuğla nübüvvet, bir tuğla da velayet makamı, velilik olarak da yorumlanabilir diyor mütercim. Hocam fütuhatı okumamış olan biri bunu bilmeyecek doğal olarak. Tabii ki bu mevzuyu bilmeyecek, bu tuğla meselesini, rüyada görülen mevzuyu bilmeyecek tabii fütuhatı okumadığı için. Dolayısıyla Fütuhat-ı Mekke'de İbn Arabi Hazretleri bu rüyasından bahsediyor. Bu rüyası vesilesiyle de, bu rüyayı yorumlarken de kendisinin Hatmül Veli olduğu kanaatine vardığını ifade ediyor. Bu nasıl ki Resulullah Efendimiz'in bir rüyası, bir tuğla Kabe'de eksik olduğunu, görmüş olduğu bir rüyası vardı diyor. Kendisi de böyle bir rüya gördüğünden iki tuğla eksik gördü. Bir altın tuğladan eksik, bir de gümüş tuğladan eksik. Altın tuğladan eksiği Resulullah Efendimiz'e yorumlarken, gümüş tuğladan eksiği de Hatemül Veli'ye, Hatmül Veli'ye yorumluyor İbn Arabi Hazretleri. Ve bu rüyayı da kendisi gördüğü için, ki aşağısında gelecek, dolayısıyla da kendisine bir yorum yapıyor. Devam ediyoruz. Duvarda eksik olan ve onun yerini tamamlayan tuğlanın birini altından, birini de gümüşten görür. Böyle olunca da onun kendi nefsini bu tuğlaların konulduğu yerde aksetmiş görmesi lazımdır. Şu halde Hatem-i Evliya bu iki tuğlanın timsali olup duvar tamam olur. Hatem-i Evliya'nın onu iki tuğla görmesinin sebebi de zahirde Hatem-i Enbiya'nın şeriatına bağlı olmasıdır. Ona bağlılığının timsali ise gümüş tuğladır. Altın tuğla Resulullah Efendimiz'e, gümüş tuğlayı da Veli'ye, Hatem-i Evliya'ya yorumluyor. Bu da zahirdir ve hükümlerde ona tabi olmasını gerektiren şeydir. Nitekim o zahirde tabi olduğu hükmü batında Allah'tan alır. Çünkü o emri olduğu hal üzere görür ve böyle görmesi zaruridir. Bu görüş ise batını temsil eden tuğlanın mahallidir. O öyle bir kaynaktan alır ki peygambere vahiy getiren melek de aynı kaynaktan alır. Eğer işaret ettiğim bu nükteyi anlayabildiysen senin için faydalı bir bilgi hasıl olmuştur. Bu peygambere vahiy getiren melekten, melek de aynı kaynaktan alır dediği mevzuyu Ehadiyet Risalesi'nde açıyor. Yine Risaleler kitabında Ehadiyet Risalesi'nde bu konuyu uzunca açıp ifade ediyor bu işin hakikatini. Adem çağından son nebiye varıncaya kadar tineti bakımından olan varlığı gecikse de nebilerden hiçbir fert yoktur ki ilmini
sonuncu peygamber olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin ışığından almış olması. Evet, yani beşeri bir vücut ile peygamberimiz her ne kadar en son nebi olarak gelse bile dünyaya, dedik ya Hazreti Adem'den bu yana gelmiş olan bütün peygamberlerin, nebilerin, resullerin aldıkları feyiz Resulullah Efendimiz'in ruhaniyeti dolayısıyla bir akıştan aldı. Çünkü o hakikatiyle mevcuttur ve bu da peygamberin Adem henüz su ile toprak arasındayken ben peygamber idim mealindeki sözüyle sabittir. Başka peygamberler ancak ümmetlerine gönderildikleri zaman nebi olmuşlardır. Yani dünya hayatında beşeriyetleriyle gelip 40 yaşına gelip bütün peygamberler 40 yaşında nebi olmuşlardır. Hazreti İsa hariç. Tek Hazreti İsa annesinden doğduğu gibi konuşmuş ve bu özelliği olmuştur. Ama diğer peygamberlerin hepsi 40 yaşında nübüvveti almışlardır ve bu şekilde tebliğini yapmışlardır. Evet, bütün bu peygamberlere gelen bu akışın da feyzin de Resulullah Efendimizin hakikatinden olduğunu anlamış oluyoruz. Keza velilerin sonuncusu Hatem-i Evliya da böylece veli iken Adem su ile toprak arasındaydı. Bakın, işte bu Hatem-i Evliya dediği zat, nasıl ki peygamberlerin mührü Resulullah Efendimiz, velilerin mührü de o zat, mühür olan Hatem Evliya, o da Adem su ile toprak arasında iken veli idi. Dolayısıyla Hazreti Adem'den bu yana gelen Evliyaullah, veli denilen zatların füyüzat akışı da bu Hatem-i Evliya'dan oldu. Hatmül Veli'den oldu. Diğer veliler ancak ilahi ahlak cümlesinden olan velilik şartlarını kazandıktan ve o ahlak ile vasıflanmakta, Allah'ın Veli ve El-Hamid, El-Veli ve El-Hamid isimlerinin feyzine mazhar olduktan sonra veli oldular. Diğer veliler belli bir zaman riyazatla, ibadetle, taatle meşgul olup ondan sonra Allah'ın murad etmesiyle belli bir zamanda velilik makamına oturdular. Ama Hatemül Evliya ta ruhun yaratıldığı zamanda, Hazreti Adem'den önce de o Resulullah Efendimiz'in dediği gibi Adem henüz su ile toprak arasındayken ben peygamberdim dediği gibi, o da şu sözü söyleyebilir Hatmül Evliya. Adem su ile toprak arasındayken ben veliydim diyebilir yani. Şu hale göre sonuncu peygamberin veliliği yönünden sonuncu veliye nispeti Resul ve Nebilerin ona nispeti gibidirler. Bu itibarla Resullerin sonuncusu hem veli hem Nebi hem de Resul'dür. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu 3 tane mertebesi var. Resul'dür, Nebi'dir, Veli'dir. Velayet mertebesi de var. Hatem-i Evliya ise irfanı aslından alan varistir. Hatem-i Evliya bu irfanı aslından aldı. Mertebeleri müşahede eder, şefaat kapısını açmak hususunda Ademoğullarının efendisi, cemaatin başbuğu olan Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin faziletlerinden bir fazilet örneğidir. Hazreti Peygamber hususi hali belirtti. Yani burada şimdi bu mevzuya tam girmeyeyim diyorum ama girmek icap ediyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şu cümleyi, paragrafı tamamlayayım. Hazreti Peygamber hususi hali belirtti fakat umumileştirmedi. Bu hususi halde ilahi isimlerin hepsinden ileri geçti. Bakın şimdi burada Hatmül Veli'yi ifade ediyor, anlatıyor Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri. Tabi biz şimdi füsus dersi yapıyoruz. Dolayısıyla burada anlattığı hal üzere mevzuyu ifade edeceğiz. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Hatmül Veli, Hatemül Veli makamı, mertebesi Ahmet Muhammed Ticani Hazretlerine aittir. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri her ne kadar bu görmüş olduğu rüyada kendisinin Hatmül Veli olduğunu zannetmiş ise de sonrasında yazmış olduğu, kendi eliyle yazmış olduğu fütuhata el yazması ilerek bir rivayete göre 6-7 tane veya 8 tane Fütuhat-ı Mekkiye'yi kendi el yazısıyla yazıp
çok sevdiği insanlara veya müritlerinden bir takım insanlara veya o zamanın iyi görüşlü devlet adamlarına hediye etmiş, vermiş. Mesela biz bu derslerini işlemiş olduğumuz Fütuhat-ı Mekke'yi de öyle zannediyorum, Türkiye'de bulunan, kütüphanede bulunan Fütuhat-ı Mekke'ye, kendi el yazısıyla yazdığı Fütuhat-ı Mekke'ye olup, Sadettin Konevi Hazretlerine, manevi talebesiydi, ona vermiş olduğu, hediye etmiş olduğu fütuhattır. Konya'da yaşadı. Sonra geçti Malatya'ya. Malatya'da yaşadı. Ondan sonra Şam'a geçti. Ömrünün son zamanlarını Şam'da tamamladı. Şam'da bulunduğu dönemde Fütuhat-ı Mekke'ye bazı yerlerine ilave yaptığına dair kaynaklarda bilgiler mevcut. Öyle ki işte Hatemül Veliliğine dair iddiasını şeyde bulunan Mısır'da, değil mi? Muhtemelen Şam'daki kütüphanelerde de vardır Fütuhat-ı Mekkiyesi veya Mısır'da Kahire'deki şeyde de vardır. Yazmış olduğu, kendi el yazısıyla yazmış olduğu Fütuhat-ı Mekkiyesi. Başka nüshada Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin bizdeki okuduğumuz literadan çıkan Ekrem Demirli'nin çevirisini yaptığı Fütuhat değil. Diğer nüshasında İbn Arabi Hazretlerinin Fütuhatında şu ifadesinin geçtiği beyan olunmakta. Başka kaynaktan edindiğimiz bilgiyle. Hatemül Veli'nin ben olmadığımı anladım. Ne zaman? İşte Şam'da yaşadığı dönemde. Allah ona kendisine bildirmiş. Bu sefer Allah-u Teala'ya bu kimdir ya Rabbi? Bana bunu bildir diye ısrarla himmetimi toplayarak niyaz ettim. Yalvardım, dua ettim diyor. 9 ay 20 gün zannediyorum. 9 ay 10 gün ya da 9 ay 20 gün. Ben yanılıyorum olabilir. 10 ya da 20 gün. Süreyle Allah'a yalvarıp dua edince Allah bana o zatı gösterdi diyor. O zatın Afrika'nın batısından çıkacak olan bir zat olduğunu, henüz daha çıkmadığını, çıkacak olan bir zat olduğunu ancak ismini gizli tutmamı Allah bana emretti diyor. Buradan da zaten Hatemül Veli'nin mertebesinin, makamının İbn Arabi kendine ait olmadığını, bu hakikati Allah'ın kendisine açtığını ifade etmiş. Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri de 1700'lü yıllarda Fas'ta, Cezayir'in Ayn Meadi kasabasında doğup, işte Fas'ta, Fas'ın Fes şehrinde bulunuyor kabri. O Cezayir, Fas bölgelerinde yaşamış olan büyük veli bir zat olup Hatemül Veli olduğunu Ahmet Ticani Hazretleri kendisi beyan ediyor ki bizim pirimiz, Ticani tarikatının kurucusu olan Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzati ruhaniyetinden kendisinin Hatemül Veli olduğunu ifade etmektedir. Yani bunu bana Resulullah Efendimiz söyledi diyor. Sen Hatemül Veli'sin, Hatmül Veli'sin diye. Bu parantezde bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Bu konuyla alakalı daha detaylı izahatlarımız sohbetlerimizin içerisinde mevcut. Şimdi tekrar dönüyoruz buraya. Böyle olunca Er-Rahman ismi, El-Müntakim isminin mazharı olan bela ehli hakkında şefaatçinin şefaatinden sonra imdat etti. Evet, iki isim de Allah'a ait ama burada Er-Rahman, El-Müntakim isminin mazharı olan bela ehli hakkında, çünkü müntakim, intikam alan, bu tecelli ettiğinde o kul üzerine bela gelmiş olur. Bela ehli hakkında şefaatçinin şefaatinden sonra imdat etti. Yani Hazreti Muhammed'de sallallahu aleyhi ve sellem'de bu hususi makamda efendiliği ile şefaate imkan buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ya, Allah-u Teala takdir ettiği zaman geldikten sonra bana şefaat etme yetkisi verecek. İşte o zaman ben şefaat etme yetkisi aldığımda, hatta şunu da ifade ediyor. Şimdi bilmediğim, Allah'ın o zaman bana bildireceği isimleriyle Allah'a dua edeceğim. Ve Allah bana şefaat etme yetkisi verecek. Ne zaman? Cennete cehenneme yerleşilmiş. Ve belli bir zaman geçtikten sonra. O şefaat etme yetkisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala verdiğinde, Resulullah Efendimiz bu şefaat etme yetkisini silsile yoluyla diğer peygamberlere ve velilere ve cennetteki salih müminlere de verecek. Ben bu yetkiyi Allah'tan aldım.
Aynı yetkiyi sizlere de veriyorum. Siz de işte o zaman Allah cehennemin kapılarını açacak. Girin içeriden kime şefaat ediyorsanız alın çıkarın denilecek. Bütün Hazreti Adem'den bu yana gelen peygamberler, veliler, cennette bulunan salih müminler cehenneme geçip orada dünya hayatındayken kimi tanıdıysa, seviyorsa şefaat edilecek insanlara şefaat edecekler. Ve onların cehennemden çıkarılıp cennete gelmesine vesile olacaklar. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ümmetinin büyük günahkarlarına, cehennemde bulunan büyük günahkarlarına şefaat edecek. Onların cehennemden çıkarılıp cennete gelmesine sebep olacak, vesile olacak. İman şart. Tabii ki burada iman mutlak şart tabii. İman olmayanlar değil bunlar. Bu şefaat etme yetkisi iman ehli olup günahkar olanlar. Büyük günahkar olanlar. İman şart tabii. İmanı olanlara. Sonra bütün bu şefaatler olduktan sonra hatta burada değinecek. Bu vesileyle işte bu Peygamber Efendimizin de ve cennet ehlinden makamı mertebesi yüksek velilerin ve diğer peygamberlerin de cehenneme bir giriş ve çıkışları var. Bakın. İyi tefekkür edin. Şefaat etmek için o cehenneme girme ve çıkma var. Ama onların cehenneme girdiğinde cehennem şöyle düşünülmesin. E onlar nasıl girecek cehenneme? E yanmayacaklar mı? Yanmayacaklar. Cehennem onları yakmaz. Hatırlayın. Sırat'ı geçerken mümin, kamil mümin cehennem ne diyor? Ey mümin üzerimden çabuk geç. Nurun ateşimi söndürüyor. İşte onun için bu kulların peygamberimize dahil cehenneme girmesinde onlara cehennemden bir azap ilişmez. Ve bu şekilde şefaat edip çıkacaklar.